İyi akşamlar. TRT Diyanet Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bülteniyle karşınızdayız. Şırnak'ta süren geniş çaplı terör operasyonunda şehit düşen 3 askerimizin cenazeleri Ordu, Ankara ve Gaziantep'ten kaldırıldı. Maalesef aynı bölgeden bugün bir acı haber daha geldi. Vatanımızın birlik ve bütünlüğünü kasteden terörle mücadele ise bütün kararlılığıyla sürüyor. Şırnak'ın Uludere ilçesinde sürdürülen operasyonda şehit düşen askerlerimiz son yolculuklarına uğurlandı. Şehit Piyade Üsteğmen Muhammed İsmail Kaya için Ankara'da Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde düzenlenen töreni, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'la CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de katıldı. Allahu Ekber! Bir şehit cenazesi de ordudan kaldırıldı. Uzman çavuş İslam Çubuk'un cenaze namazında saf tutanlardan biri de Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş'tu. Allahu Ekber! Şehit piyade uzman çavuş Davut Kayalı da Şırnak'taki operasyonda şehit düşmüştü. Kayalı'nın cenaze töreni memleketi Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yapıldı. Naaşı Şahmaran mezarlığında toprağa verildi. Üç askerimizi toprağa verdiğimiz gün ne yazık ki bölgeden bir acı haber daha geldi. Şırnak'ın Uludere ilçesi kırsalındaki operasyonda teröristlerin açtığı ateşte uzman çavuş Turgay Uandaş şehit oldu. Beşler Dereler bölgesindeki geniş çaplı operasyonsa sürüyor. Son 3 günde aynı bölgede öldürülen teröristlerin sayısı 35'e ulaştı. Irak'ın kuzeyindeki Avaşin, Basyan ve Zap bölgelerine de hava harekatı düzenlendi. Teröristlerce kullanıldığı tespit edilen silah, mevzi, mağara ve sığınaklar Türk savaş uçaklarınca imha edildi. Diyanet'in Peygamber Efendimiz'i anma ve her yönüyle topluma anlatma çabası içinde olduğu Kutlu Doğum Haftası geleneği bir tartışmanın malzemesi haline getirildi. Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez hem bu tartışmaya hem de dile getirilen iddialara tepki gösterdi. Görmez, Kutlu Doğum'u FETÖ ile ilişkilendirmenin darbeyi susturan, salaları okuyan Diyanet camiasına atılabilecek en büyük iftira olduğunu söyledi. Bu haftanın dinen bid'at olarak adlandırılması asla doğru değildir. Resul-i Ekrem Aleyhisselam'ın hayatını anlatmak, onun çocuklara siyer okumak, siyer okutmak, hiç kimse bunu bid'at olarak adlandıramaz. Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, TRT Haber'e konuk oldu. Kutlu Doğum Haftası ile ilgili iddialara yanıt verdi. Kutlu Doğum Haftası'nın FETÖ ile ilişkilendirilmesinin, salalarıyla hain darbe girişiminin bastırılmasına büyük destek veren Diyanet camiasına atılabilecek en kötü iftira olduğunu söyledi. Sadece yine o malum yapının gazetesinin bir köşe yazarının yalan yanlış bir beyanına dayanarak bu haftanın onlar tarafından icat edildiğini, daha da vahimi, efendim o ihaneti bu topluma yapan insanın doğum gününü kutlamak için bunu kullandıklarını, Diyanet'i de bu yönden emellerini alet ettiklerini iddia etmek doğrusu sadece bir akıl tutulmasıyla, bir idrak tutulmasıyla izah edebilirim. Görmez, FETÖ'nün dinle ilgili her kavramı kirletmeye kalkıştığını, basının FETÖ'nün ortaya koyduğu çirkin örnekleri Diyanet yapıyormuş gibi yansıtmasınınsa kabul edilemeyeceğini ifade etti. Dinin her boyutunu, hayatın her alanını, her kurumu, her müesseseyi kirletmeye kalkıştıkları gibi bu haftayı da kirletmeye kalkıştıkları doğrudur. Teşviş etmek için, kötülemek için bazı kötü örnekler de ortaya koydukları doğrudur. Ancak bugünkü yayında o kötü örnekleri Diyanet yapıyormuş ve yaptırıyormuş gibi manşete koyup, ön sayfaya koyup üzerine bu itham ve iftirayı yazmak hakikaten o kardeşlerimize asla yakışmamıştır. Bunu derhal telafi etmelerini bekliyorum. Diyanet İşleri Başkanı Hazreti Peygamber'in mevlidinin Hicri 3. asırdan itibaren Müslümanların büyük bir coşkuyla kutladığı bir gelenek olduğunu kaydetti. Kutlu Doğum Haftası'nın ise Efendimiz'in örnek hayatının toplumun bütün kesimlerine anlatıldığı ilmi bir hafta olduğunu vurguladı. Taabbudi, dini bir gece değil, bir hafta değil. Bu, Resul-i Ekrem Aleyhisselam'ın bu çağa, bu insanlığa getirdiği o rahmet mesajlarını toplumun her kesimine ulaştırmak için yapılan bir ilmi faaliyet, bir ilmi etkinliktir. Bunu siz
Nisan ayında da yaparsınız, Mayıs ayında da yaparsınız, Haziran'da da yaparsınız. Dolayısıyla bunun bir vakti... Sabitlenmesinin sebebini de... Sabitlenmesinin sebebi... Toplumsal, modern hayatla ilgili bir şey. Bütün kesimlerine ulaşmak. Yani kışı yazı var, tatili var, okulların tatili var. Görmez Kutlu Doğum Haftası'nın Diyanet ve İlahiyat Fakültesi hocalarının istişareleriyle Hazreti Peygamber'in örnek yaşantısını genç kuşaklara aktarmanın bir yolu olarak ortaya çıktığını söyledi. Siyer dersinin, Resul-i Ekrem'in hayatının okullarımızda en azından seçmeli ders olması ne kadar önemliyse, bu haftanın da Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından ve İlahiyat Fakültelerimizle beraber Türkiye'de, yurt dışındaki millet varlığımızda ve bütün gönül coğrafyamızda kutlanması, idrak edilmesi en az o kadar önemlidir. Kutlu Doğum Haftası ile ilgili iddialarla Diyanet'i hedef alan yayınlara bir tepkide Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Yavuz Ünal'dan geldi. Medya üzerinden mesaj verme çabasını eleştiren Ünal, Diyanet'in bu toplum ve İslam dünyası için taşıdığı değere de dikkat çekti. Uygulama olarak da aslında takdir edilmesi gereken, özellikle Hazreti Peygamber'in önemini kavrayan çevreler tarafından takdir edilmesi gereken bir davranışın manipüle edilmesi gerçekten üzücü. Gerçekten üzüntü verici bir durum bu. Hiç kimse bu dinin sahibi değildir. Hiç kimse kendisini bu anlamda hesaba çeken, ayar veren bir pozisyonda göremez. Bu din Allah'a aittir. Allah'ın koruması altındadır. Her birimiz bu dine ait, bu dini anlatma noktasında, dinle güzelleşme noktasında kendi çabamızla öne çıkmak zorundayız. Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Yavuz Ünal, Kutlu Doğum Haftası etkinliklerine hedef alan iddia ve yayınlara bu sözlerle tepki gösterdi. Bunu özellikle illegal bir yapılanmayla ilişkilendirmek suretiyle bunu ötelemek veya Diyanet İşleri Başkanlığı'nı ilgilileri bunun üzerinden suçlamak hiçbir şekilde kabul edilecek bir davranış değil. Kutlu Doğum Haftası'nda böyle bir tartışmanın gündeme gelmesi bütün müminleri üzdüğünü, özellikle Aleyhisselatü Vesselam'a olan muhabbetleri nedeniyle salonları dolduran o insanları üzdüğünü beyan etmek gerekiyor. Yavuz Ünal, Diyanet Televizyonu'nda yayınlanan Dini Haber Analiz programına konuk oldu. Fatih Şahin'in sorularını yanıtladı. Ünal, Kutlu Doğum'un temasının ve etkinliklerinin istişareler sonucu belirlendiğini anlattı. Bu istişari süreçlere destek vermek yerine medya üzerinden bir tartışma başlatmanınsa yanlış olduğunu dile getirdi. Bir art niyet olduğu anlaşılıyor. En azından bunu ben böyle düşündüğümü kişisel olarak, burada bir kurum olarak değil de bir kişisel olarak değerlendirmemi söyleyeyim. Bununla alakalı tabii ki tartışma yapılabilir, çalıştaylar yapılabilir. Eğer hatalı görülüyorsa bu değiştirilebilir ve haberi ortaya çıkarma biçimi de burada ilginç bir biçim olarak ortaya çıkıyor. Yapılması gereken, eğer bu konuda zihinlerde bir sorun varsa, tarafların soru sahibiyle yetkililerin bir araya gelmek suretiyle bunun konuşulması gerekiyordu. Usulü açısından bunu söylüyorum. Medya üzerinden, özellikle bu tip fotoğraf kareleriyle beslenmek suretiyle medya üzerinden yapılan bu tartışma kabul edilebilir bir tartışma değil. Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Ünal, Diyanet'in Türkiye ve İslam dünyası için taşıdığı değere de işaret ederek her vesileyle bu kurumu yıpratma çabasına da tepki gösterdi. Diyanet İşleri Başkanlığı bu milletin en gözde kurumudur. Toplumsal itibarı en yüksek olan kurumudur ve bütün dünya, sadece Türkiye'deki bir cemaat değil, bir yapılanma veya bir dini kurum olarak görmemek gerekiyor. Bütün dünyanın nasıl Türkiye'yi bir ümit olarak görüyorsa, Türkiye'yi özelleştirdiğinde Diyanet İşleri Başkanlığı'nı kendisi için bir model olarak gördüğünü, bir ümit olarak gördüğünü ve burayla bir şekilde temas halinde olmayı kendisi için bir güven olarak algıladığı bir dünyada böylesine bir değerin çok basit nedenlerle yıpratılmaya kalkması asla kabul edilebilecek bir davranış değildir. Sırada yurdun dört bir yanında gerçekleştirilen Kutlu Doğum Haftası etkinliklerinden derlediğimiz haberimiz var. Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri kapsamında Antalya'daki Muratpaşa Camii'nde sabah namazı buluşması vardı. Kur'an tilavetini Diyarbakır Ulu Camii Başimamı Mehmet Emin Mülayim yaptı. Tarihi camiyi dolduran cemaate seslenen Antalya Müftüsü Osman Artan, Kutlu Doğum Haftası ile ilgili tartışmalardan duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Bizi çok üzdü.
Çünkü bu tamamen Diyanet İşleri Başkanlığı'nın ilahiyat fakülteleriyle beraber müştereken Mevlid Kandili'nin de bir alternatifi olmadan sadece Allah Resulü'nü anlatmak ve yaşamak. Çünkü bugün ona çok ihtiyacımız var. Anam babam sana feda olsun diyordu. Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki kutlu doğum etkinliğine duygu dolu bu görüntüler damga vurdu. Olmadım. Haberler uçurtmuştun Ebu Hureyre'nin dileğine. Şehit Bilal Soy Bilgi Ortaokulu'nda düzenlenen programda Peygamber Efendimiz'in kardeşliğe ve güven toplumuna verdiği değere dikkat çekildi. Siirt'teki kutlu doğum etkinliğinde 14 Eylül spor salonunu dolduranlara seslenen isim, Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi Zekeriya Güler'di. Aklıyla insanoğlu hareket etmezse, kendisini robotlaştırırsa, iradesini başkasına ihale ederse, kesinlikle böyle bir çarpık din anlayışı saadet yerine insanı şekavete, eşkıyalığa sevk eder. Toplumsal kaosa sevk eder, fitne ve fesada sürükler. İşte bundan dolayı sağlıklı, doğru din anlayışına, din tasavvuruna her zamankinden çok daha fazla ihtiyaç var. Kahramanmaraş'ta Sütçü İmam Üniversitesi ve İl Müftülüğü'nün işbirliğiyle ideal bir eğitimci olarak Hazreti Peygamber başlıklı bir panel düzenlendi. Eski kaynaklarımız Efendimiz'i anlatırken onun en büyük mucizesinin tek başına bir mürşit olarak güzel insan yetiştirmesidir. Öyle güzel insanlar yetiştirdi ki tek başına bir şehri dönüştüren insanlar yetiştirdi. Yani bir şehire heyetler, kurullar göndermiyordu. Bir insanı gönderiyordu, o bir şehri dönüştürüyordu. Bir kısmında oyu, bir kısmında. İslam İşbirliği Teşkilatı'nın alt kuruluşu İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi'nin arşivindeki Osmanlı dönemi, Mekke ve Medine fotoğrafları İstanbul Çağlayan'daki Yeni Cami avlusunda açıldı. Yarın gece Miraç Kandili'ni idrak edeceğiz. Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez bu vesileyle yayınladığı mesajında asırlar önce gerçekleşen Miraç mucizesinin altındaki derin manaya dikkat çekti. Mümin yücelmenin yegane yolunun Allah'a kul olmaktan geçtiğinin farkında olmalı dedi. Görmez'in açıklamasında Mescid-i Aksa'ya özgürlük çağrısı da dikkat çekiciydi. Peygamber Efendimizin Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan da semaya yükseltildiği mucizevi yolculuk bir Müslümana ne anlatıyor? Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, yarın idrak edeceğimiz Miraç Kandili için yayınladığı tebrik mesajında bu sorunun yanıtlarına odaklanmamız gerektiğine işaret etti. Mümin yücelmenin yegane yolunun Allah'a kul olmaktan geçtiğini, mal, mülk, makam, mevki uğruna inancını ve erdemlerini feda ederse, vuslata eremeyeceğinin farkında olmalıdır. Zira hem Cenab-ı Hakk'ın katında hem de toplum nezdinde kadri yüce bir insan olmak, sıddık olmakla, özü sözü bir, güvenilir, mütevazı, fedakar ve samimi bir mümin olarak yaşamakla mümkündür. Diyanet İşleri Başkanı'nın mesajında Mescid-i Aksa vurgusu da dikkat çekiciydi. Miraç, Mekke ile Kudüs arasındaki mukaddes bağı korumanın, Rabbimizden gelen davete icabet ederek her adımda O'na yaklaşmanın adıdır. Hazreti İbrahim'in Kabe'yi inşa ederken tevhid, birlik, kardeşlik, kulluk için yaptığı çağrı, bugün Mescid-i Aksa için ümmet, özgürlük, diriliş, dayanışma şuuruna dönüşmelidir. Unutulmamalıdır ki mümin miraçsız, miraç Mescid-i Aksa'sız olmaz. Görmez, Peygamber Efendimizin hüzün ve elem dolu günlerden geçtiği sırada bu mucizenin gerçekleştiğini, Mirac'ın Hazreti Muhammed'in Yüce Allah tarafından teselli ve huzura kabul edildiği gece olduğunu anlattı, Mirac değerlerinin günümüz dünyası için ne kadar gerekli olduğunun altını çizdi. Savaşın ve zulmün kol gezdiği İslam coğrafyasında güvenin, huzurun, emniyet ve hürriyetin yeniden hakim olması, Müslümanların Miraç değerlerini benimsemesiyle mümkün olacaktır. Sadece İslam dünyasının değil, bütün bir insanlığın yücelmesine ve yükselmesine engel teşkil eden problemler ancak Miraç değeriyle aşılacaktır. İnsanlık ahlakına, hukukuna, sorumluluğuna, kısacası insanlığına sahip çıktığında yeryüzünün şerefli halifesi olacaktır.
Esirler gününde İsrail'deki yaklaşık 2000 Filistinli mahkumun başlattığı açlık grevi devam ediyor. Dünyanın farklı noktalarında bu direnişe destek gösterileri yapılırken İsrail Başbakanı'ndan Gazze işgali iması taşıyan bir açıklama geldi. Hapishanelerdeki koşulların iyileştirilmesi için açlık grevine başlayan Filistinli mahkumların direnişi sürüyor. İsrail hapishanelerinde yaşadıkları hak ihlallerine dikkat çekmek amacıyla her yıl 17 Nisan'da düzenlenen, Filistin Esirler Günü'nde başlayan açlık grevine destek veren gösterilere de İsrail güçleri müdahale ediyor. Onlardan biri Kudüs'te yaşandı. İsrail askerliğinin açlık grevindeki Filistinli tutuklulara destek amacıyla Kudüs'ün Ebu Dis beldesinde gösteri yapan gençlere müdahalesi sonucu 7 Filistinli yaralandı. Gösteriler Filistin'de sınırlı kalmadı. Belçika'da mahkumlara destek amacıyla Avrupa Birliği kurumları yakınında gösteri düzenlendi. Brüksel'deki gösteride Belçika'da yaşayan Filistinliler Avrupa Birliği'nden Tel Aviv'e yaptırım uygulaması talebinde bulundu. Esirler ve serbest bırakılanlar heyeti ise Filistinli tutukluların sağlık durumlarına ilişkin uyarıda bulundu. Heyet Başkanı İsa Karaki, Ramallah'ta düzenlediği basın açıklamasında İsrail hapishane yönetiminin açlık grevindeki tutukluların taleplerini yerine getirmedikçe grevini uzayacağını ifade ederek açlık grevinin devam etmesi durumunda ölüm vakaları yaşanabilir diye konuştu. Bu gergin süreçte İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'dan ilginç bir çıkış geldi. Hamas'la İsrail'in siyasi bir anlaşmaya varmasının mümkün olmadığını belirten Netanyahu, Gazze'yi işgal etme gücüne sahibiz ama daha sonra kime teslim edeceğiz sözleriyle Hamas'ı yok etmek için Gazze'yi yeniden işgal edebilecekleri imasında bulundu. Öte yandan Beyaz Saray'dan 3 Mayıs'ta Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'ın Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la görüşeceği bilgisi geldi. Orta Doğu barışı konusunda bugüne kadar birbirinden farklı mesajlar veren Trump yönetiminin Abbas görüşmesinin ardından nasıl bir rota çizeceği merak konusu. Türkiye Diyanet Vakfı Afrika'da kuraklık yaşayan 4 ülkeye yardım eli uzatıyor. Vakfın hedefi 18 bin aileye acil gıda yardımı yapmak. Birleşmiş Milletler raporlarına göre Afrika'da son 50 yılın en kurak mevsimi yaşanıyor. Kenya, Etiyopya, Somali ve Güney Sudan'da milyonlarca insan açlık ve susuzluk tehdidi altında. Daha önce defalarca bölgeye yardımlar ulaştıran Türkiye Diyanet Vakfı, milletimizin bağışlarıyla hazırlanan pirinç, şeker, sıvı yağ, un ve makarnadan oluşan gıda paketlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya hazırlanıyor. Toplanılan yardımlarla oluşturulan gıda kolileri Nisan ayı sonuna kadar Etiyopya, Kenya, Somali ve Sudan'daki 25 ayrı bölgede 18 bin aileye ulaştırılacak. Dağıtılacak 18 bin gıda kolisinin tutarı 2 milyon 544 bin lira. Öte yandan suya ulaşmakta sıkıntı çeken insanlar için başlatılan Bir Damla Hayat isimli su kuyusu projesi de devam ediyor. Son dönemde Gana'da 6, Burkina Faso'da 2 elektrik ve güneş enerjisiyle çalışan su kuyusu açan Türkiye Diyanet Vakfı, kuraklığın ağır hissedildiği Somali'de 3 büyük su kuyusu inşasına devam ediyor. Açılan kuyuların bölgedeki temiz içme suyu ihtiyacını ortalama 20-25 yıl boyunca karşılaması bekleniyor. Gençlik kamplarında düzenlenen siyer yarışmalarında dereceye giren 38 öğrenci kutsal topraklara götürüldü. Diyanet İşleri Başkanlığı ayrıca cezaevlerinde düzenlenen yarışmalarda derece elde eden mahkum yakınlarını da umreye gönderdi. Bundan sonraki hayatını senin yolunda... Diyanet İşleri Başkanlığı öğrencileri kutsal topraklara götürdü. İlk kaldırdığım faizde... Organizasyon Başkanlığın Gençlik ve Spor Bakanlığı ile gerçekleştirdiği protokol kapsamında gerçekleştirildi. Gençlik kamplarında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren 38 öğrenci umre yolculuğuna çıktı. Dolu dolu bir umre programı geçirmeye çalıştık. Çünkü dediğimiz gibi daha öncesinde çeşitli yarışmalarla
umre hediyeleri kazanmışlardı. Dolayısıyla biz buradan anlıyoruz ki bu gençlerin zihninde, yüreğinde Efendimiz'e dair, Kur'an'a dair, vahye dair yani bir tohum vardı. Biz oradaki yolculuğumuzu bu tohumu filizlendirmek üzerine yaptık. 10 gün süren umre programı kapsamında gençler İslam'ın doğduğu beldeleri ziyaret etti. İnanılmaz bir yer. Bir daha gelmeyi nasip eder Allah inşallah. Umre programları kapsamında 12 mahkum yakını da kutsal toprakları ziyaret etme imkanı buldu. Siyer yarışmasında yine birinci olan ve oldukça iyi derecelerle birinci olan mahkumların cezaevlerinden annelerine, babalarına, eşlerine gönderdikleri bir umre hediyesiydi. Onlar için ayrı bir güzellikti umre programı. Çünkü cezaevindeki çocuğundan bir umre hediyesi almak çok anlamlıydı. Evet, bu haberle birlikte ana haber bültenini noktalıyoruz efendim. İyi akşamlar diliyoruz. Hoşçakalın.